düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana zirvesi için gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev'le görüştü. İki lider görüşmelerinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini masaya yatırdı. İlişkilerin güçlendirilmesi yönünde adımlar atıldı. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de dostluk nişanı takdim edildi. Recep Tayyip Erdoğan birinci dereceli dostluk ordenimin nagratdalsın. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Çok ciddi bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. Tabii bu sürpriz özellikle birinci derece devlet dostluk nişanını takdim etmesini hangi ifadelerle değerlendireyim şu anda bilemiyorum. Bu benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a resmi ziyaret düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başkent Astana'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Aziz kardeşimle işbirliğimizin hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceliği Kazakistan'la ticaret hacmi oldu. Türkiye ile Kazakistan'ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine geçen yıl ulaştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Ticaretten savunma sanayine, enerjiden tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda işbirliğimizi artıracağız vurgusu yaptı. Sizlerin de huzurunda az önce işbirliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı. Şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı böylece imzalamış olduk. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı. Devlet ziyaretinin ve New York'taki ikili görüşmemizin ardından sizinle bu kez Astana'da bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ziyaretinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye-Kazakistan arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci derece dostluk ve devlet nişanı verdi. Recep Tayyip Erdoğan birinci dereceli dostluk ordenimin nagratdalsın. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı selamlaması. Bu benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem, milletim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Astana zirvesine katılacak ve Rus lider Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi Perşembe günü gerçekleşecek. İki lider Ukrayna'yı ve ikili ilişkileri ele alacak. Rus lider Vladimir Putin'den Avrupa'ya ilave gaz tedarik sinyali geldi. Avrupa'ya gaz tedariki konusunda Türkiye'nin konumuna dikkati çeken Putin, Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz açıklamasını yaptı. Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurulabilir. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi kurabiliriz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mesajlarını Enerji Haftası Forumundan verdi. Putin'in gündeminde Rusya'dan Avrupa'ya giden ve son günlerde sabotaj haberleriyle gündeme gelen boru hatları vardı. Boru hatlarındaki patlamaları uluslararası terör eylemi olarak nitelendiren Putin, sabotajların arkasında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var, dedi.
Putin sözü Avrupa'ya gaz tedarikine getirdi. Avrupa'daki doğal gaz krizine değindi, çözüm içinse Türkiye'yi işaret etti. Kuzey yakım üzerinden kaybedilen transit hacminin Karadeniz bölgesine yönlendirilebileceğini söyleyen Putin, Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz. Bunun için Avrupalı ortakların ilgi göstermesi gerekiyor, dedi. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez diyen Rus lider Putin, açıklamalarıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizdi. Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında, dedi. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna işgalinde nükleer risk endişeleri sürerken Kremlin'den batıya yönelik bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor ve olmayacak açıklamasını yaptı. Rusya böylece nükleer kapılarını kapattı. Kremlin ayrıca Putin-Biden görüşmesi içinse ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Rusya'nın herhangi bir girişimde bulunmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yönelik F-16 satışına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. F-16 satışlarını koşula bağlayan iki madde tasarıdan çıkarıldı. F-35'ler meselesinde Türkiye'nin önüne taş koyan ABD, talep edilen F-16'ları Türkiye'ye verecek mi? Bu sorunun yanıtı netlik kazanıyor. ABD'den F-16 kararı ile ilgili yeni karar çıktı. Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı. ABD Senatosu 2023 savunma bütçesini içeren tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı. Tasarıya eklenmek üzere sunulan 900'e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor. New Jersey Senatörü Demokrat Menendez'le Maryland Senatörü Van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı. Senato tasarıyı tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonuyla ortak bir metin haline getirecek. Tasarı onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek. Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir madde daha eklenmişti. Ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor. Senato'daki bu değişimde Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor. Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Bu soru henüz netlik kazanmadı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı iyiden iyiye öne çıkmaya başladı. Öyle ki İYİ Parti lideri Meral Akşener Altılı Masa'ya yönelik yaptığı açıklamada Kemal Bey kararlı aday gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Seçimlere az bir zaman kaldı ama bu soru hala yanıt bulmadı. Muhalefet bir yandan toplanıp dağılırken diğer yandan aday üzerinde açıklamalar yapıyor. Yine bir adaylık açıklaması Meral Akşener'den geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu için Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferine girdi. Partiler vakit kaybetmeden seçim hazırlıklarına başladı ama muhalefet liderlerinden hala bir ses yok. Özellikle Altılı Masa'nın adayı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Liderler toplanıp dağılıyor ama aday konusunda net bir açıklama yapmıyor. Ancak hiç boş da durmuyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da partisinin il başkanlarını topladı. O toplantıda Cumhurbaşkanı adayı gündeme geldi. Altılı Masa için biz kendisi çıkıp ben adayım demeden kimseye aday gösteremeyiz ifadelerini kullandı. Akşener toplantıda son zamanlarda ismi adaylık konusunda öne çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de yorum yaptı. Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Hal böyle olunca akıllardaki soru işareti Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu önünde tazelendi. AK Parti daha önce görev yapan vekil, belediye başkanı ve teşkilat mensuplarıyla mevcut yöneticileri bir araya getirmeye başladı. 2023 seçimlerine giden yolda gerçekleşen vefa buluşmalarında AK Parti'nin bir dava partisi olduğu mesajı veriliyor. Biz, yazımız bir, kışımız bir.
yaz dönemi çalışmaları bitti. AK Parti sonbahara daha önce parti içerisinde siyaset yapanlarla mevcut yöneticileri bir araya getirerek giriyor. Küskün ve kırgın AK Partililerle istişareler gerçekleştiriliyor. 2023 seçimleri öncesi saha çalışması talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti çatısı altında çalışan önceki dönem vekiller, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla vefa buluşmaları yapılmasını istedi. Dünden bugüne yol arkadaşımız konseptiyle şehir buluşmaları düzenleniyor. Küskün ve kırgın AK Partililerle mevcut yöneticilerin bir araya geldiği programlar vefa buluşması niteliği taşıyor. Önceki dönemlerde görev yapanlara AK Parti bir dava partisidir mesajı veriliyor. Bu arada meclisin seçim nedeniyle çalışmalarını ara vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ziyaretlerini yoğunlaştıracak. Cumhurbaşkanı kurmaylarına sıkı bir mesai yapacağız mesajı verdi. Bu kapsamda Erdoğan 30 büyük şehrin tamamı dahil olmak üzere 60'tan fazla ili ziyaret edecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kente getirdiği son teknolojiye sahip asfalt yol makineleri arı gibi çalışıyor. Kent genelinde aynı anda 500 noktada yol çalışması yapılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yol medeniyettir şiarıyla çalışıyor. Başkan Mehmet Sekmen'in talimatı doğrultusunda kentte asfaltsız yol kalmayacak. Kış aylarının zorlu olduğu Erzurum'da en çok yollar zarar görüyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bunun bilinciyle hareket ediyor. Başkan Sekmen'in yoğun çalışmaları sonucu Avrupa'nın son teknolojiye sahip asfalt yol makineleri Erzurum'a getirildi. Kentte aynı anda 500 noktada yol çalışması yapılıyor. Horasan'dan Aşkale'ye, Tortum'dan İspir'e, Pasinler'den Oltu'ya kadar bütün ilçelerde yapılmamış yol kalmayacak. Başkan Mehmet Sekmen'in bu konuda hedefi net. Sekmen, 2023'ün Erzurum'da asfalt yılı olacağını söylüyor. 2023'te asfaltsız bir mahalle bile kalmaması için ekipler yoğun tempoda çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu meclis toplantısında Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu meclis toplantısında anıldı. Yusuf Demircioğlu yıllarını siyasete vermişti. Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erzurum İl Başkanlığı görevini yürütmüştü. Son dönemde Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanlığı'nı yapıyordu. Yusuf Demircioğlu geride kalan Eylül ayında kalp krizine yenik düştü. Demircioğlu Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tekrar başınız sağ olsun diye. Belediye meclisindeki iş arkadaşları Yusuf Demircioğlu'nu unutmadı. Demircioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'ın başkanlığındaki meclis toplantısında anıldı. Yusuf ağabeyi merhum, başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin. Sözü üzere siyasi hayatını ikame etmiş ak saçlımız idi. Fevzi Polat, merhuma rahmet diledi. Hepimizin sevdiği, saydığı bir büyüğümüzdü, bir arkadaşımızdı. Kendisine Rabbimden rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Arkadaşları onu anlatırken zor anlar yaşadı. Kıymetli ağabeyimiz, ülküdaşımız, aynı zamanda bu mecliste benim de sıra arkadaşım. Yusuf Demircioğlu abiyi rahmeti rahmana uğurladık. Yakınları da oradaydı. Yusuf Demircioğlu için Kur'an-ı Kerim okundu. Ve kâne alen nebî min harcil
Başkan Vekili Fevzi Polat, Demircioğlu'nun yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Erzurum Sukkar Şeker Fabrikası'nda bakımlar yapıldı, eksikler tamamlandı. Fabrika pancar alımına başladı. Fabrikada bu yıl 52 bin ton şeker üretimi hedefleniyor. Erzurum Sukkar Şeker Fabrikası pancar alımına başladı. Fabrikada bu sezon 52 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor. Bu sene biz yaklaşık 330 bin ton pancar işleyeceğiz, öyle hedefliyoruz. Buradan da 51-52 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz. Erzurumlu çiftçiler pancarlarını topladı. Sukkar Şeker Fabrikası'nın yolunu tuttu. Fabrikanın ilk girişinde pancarlara ağırlık ve şeker oranı ölçümü yapılıyor. Tarlalardan binbir zahmetle toplanan şeker pancarları bu noktada kontrolden geçerek fabrikaya giriyor. Sonrasında ise kamyonlardan boşaltılan pancarlar belirli alanlara yığın yapılıyor. Burada basınçlı suyla yıkanıp toprak ve çamurlardan arındırılan pancarlar kanallar vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor. Makinelerde soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres aşamalarından geçiriliyor. Pancarlar daha sonra çok yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilerek şeker halini alıyor. Ancak bu halini alması kolay olmuyor. Ortalama 48 saatlik bir süreçten geçiyor. Bu da ciddi bir personel emeği ve maliyet gerektiriyor. Erzurum Sukkar Şeker Fabrikası'nda da eksikler tamamlandı ve sezon başladı. Bu yıl çok iyi. Bu yıl tam pancar sezonu. Bizim pancarın özelliği içerisindeki şeker miktarı ile ölçülüyor. Mesela geçen seneden bu seneye tam 1.2 şeker varlığı yüksek, daha yüksek. Yani bu para demek, çiftçiye kazanç demek. Geçen yıl beklenen verim alınamasa da bu yılki hasattan 52 bin ton kristal toz şeker üretimi hedefleniyor. Bu sene biz yaklaşık 330 bin ton pancar işleyeceğiz, öyle hedefliyoruz, yani onu bekliyoruz. Buradan da 51-52 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz. Şeker pancarından sadece şeker üretilmiyor. Çok kozmetik sanayinden tutun da yem sanayi, alkol üretiminde birçok sektörde kullanılan melas dediğimiz bir yan ürünümüz var. Bu da çok değerli. Yaklaşık 13 bin ton da ondan üreteceğiz. İşte küspemiz, sıkılmış küspe çiftçiye veriyoruz. 100 bin ton küspe üretmeyi hedefliyoruz. Bir de pancarın kırıntılar var. Onu da çiftçiye yem olarak satıyoruz. Yaklaşık 7-8 bin ton da onu üretip çiftçimize vereceğiz. Üretimin beklenen seviyede olması için çiftçiye destekler de veriliyor. Biz bir Mezra diye bir şirket kurduk. Çiftçimize yardımcı olalım dedik. Bu ekipmanları çiftçimiz alamıyor. Biz hem proje yapalım, destekten yararlansın. Hem de bu ekipmanları biz onlara verelim uzun vadede. Bunlar pancar parasından bunları keselim. Amacımız buradan kar etmek değil, çiftçinin tarımını daha rahat, daha verimli yapmasını sağlamak. Erzurum Şeker Fabrikası'nda çiftçiler dahil yaklaşık 8 bin kişi para kazanıyor. Erzurum Fabrikası'nda yaklaşık 2 bin fabrikada çalışan olarak 450 kişi çalışıyor kampanya döneminde. 200 kişi de kampanya dışında daimi kadromuz var. Geri kalanı da mevsimlik işçimiz. 2000 kadar da çiftçimiz var. Bunu 4 ile çarparsanız 8000 aileye buradan ekmek gidiyor. Sukkar Şeker Erzurum ve Erzincan fabrikalarında üretilen şekerler Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Kazakistanlı yazar Dulat İsabekov'un doğum günü için Kazakistan'da bir festival düzenlenecek. 6 ülkeden tiyatro ekipleri bu festivalde ülkelerini temsil edecek. Türkiye'den de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu davet edildi bu festivale. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kazakistan'da uluslararası festivale davet edildi. Ya duymuyorsanız şurada 2 satır kitap okuyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu başarılarına bir yenisini ekliyor. Tiyatro ekibi Kazakistanlı yazar Dulat İsabekov için Kazakistan'da düzenlenecek uluslararası festivale davet edildi. 15-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festivale 6 ülkeden tiyatro ekipleri katılacak. Türkiye'yi ise Erzurumlu tiyatrocular temsil edecek. Yalnız köylü kendi değil, kasabada da var. Geçen gün de Ankara'ya gitmiştim. Ankara'da deli dolu.
Oyuncular Gonca Çılgı, Emrah Çılgı ve Şerif Avcı, Dulat İsebekov'un Eski Evdeki İki Buluşma adlı eserini sahneleyecek. Aynı oyun festivalden sonra Türkiye-Kazakistan Büyükelçiliği'nin talebi üzerine bir üniversitede de izleyiciyle buluşacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Tiyatro ekibinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen Başkan Sekmen, Erzurum'da sanatın güzel yerlere gelmesi için verdiğimiz bu çabanın böylesi güzel davetlerle karşılık görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Emek veren tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise şehir tiyatrosunun bir ilki imza atacağına vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye'mizin şehir tiyatrosu bir ilke imza atacak inşallah. Umuyoruz ve bekliyoruz ki en iyi şekilde ülkemizi, şehrimizi temsil edeceklerdir. Ben kendilerine hayırlı yolculuklar diliyorum. Yapılan yatırımlarda birçok spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Erzurum, milli sporcuların da tercihi oluyor. U21 karate milli takımı da dünya şampiyonasına Erzurum'da hazırlanıyor. Erzurum milli sporcuları ağırlıyor. U21 karate milli takımı da şampiyona hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti. Erzurum, spor yatırımlarıyla sporun merkezi haline geldi. Birçok branş için oluşturulan merkezler sporcuları ağırlıyor. Erzurum Spor Salonu'nda da U21 Karate Milli Takımı Konya'da düzenlenecek olan Genç Ümit Karate Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Ayın Eylül'ün 12'sinden beri kamptayız. Şu anda gidişatlarımız güzel. Hepimizin motivasyonu tam yerinde. Teknik ekibimiz çok iyi çalıştırıyor bizi. İnşallah dünya şampiyonu olacağız. Milliler günde 2 antrenmanla yeni teknikler öğreniyor. Avrupa Şampiyonası'nda genel klasmanda biz yine bu yaş grubunda ikinci olduk. Orada da birinci olanlarımız var, ikinci olan çocuklarımız var. Şu an çok iyi ilerliyor. Farklı bir şekilde teknikler yapıyoruz, görüyorsunuz zaten. Alan kullanıyoruz, her gün farklı teknikler çıkarmaya çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 18 kadın, 21 erkek sporcu temsil edecek. Yarışmalar 35 kategoride yapılacak. Sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu. Spor bu, yarışma, iddiamız birincilik. Çok güzel ilerliyor, gayet motiveyiz. Dünyada da şampiyon olacağız inşallah. Sürat pateni branşında Türkiye'ye ilkleri yaşatan ve tarihe geçen Erzurumlu milli sporcu Furkan Akar şimdi daha büyük başarılar için aralıksız çalışıyor. Türkiye'yi sürat pateni dünya şampiyonasında başarıyla temsil eden Furkan Akar, yeni sezonda düzenlenecek Dünya Kupası yarışları için yoğun tempoda çalışıyor. İlk Dünya Kupama katılacağım bu sezonki. Olimpiyat artık geride bıraktık. Sürat paten sporcusu Erzurumlu Furkan Akar, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda ve Kanada'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu. Akar'ın bu başarısı Türkiye'ye ilkleri yaşattı. Adını Türk spor tarihine yazdıran Furkan, başarılarına yenilerini eklemek istiyor. Bunun için de yoğun bir tempoda Dünya Kupası yarışlarına hazırlanıyor. Başarılı sporcu çalışmalarını Palandöken Buz Pateni Salonu'nda Sürat Pateni Milli Takım Baş Antrenörü Artur Sultan Galiyev gözetiminde yapıyor. Dünya Kupası nasıl önemliyse Dünya Şampiyonası daha da çok önemli. Umarım güzel bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Milli sporcunun hedefi ise büyük. Furkan Akar, Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası yarışlarında kürsüye çıkarak Türkiye'ye madalyayla dönmeyi hedefliyor. Burada da tabii ki elimden gelenin fazlasını yapacağım. Artık altıncılık bize yetmiyor. İlk üçe oynamamız gerekiyor. Artık bunun için çalışacağız. Çalışıyoruz da sabah akşam zor bir antrenmanlar geçiriyoruz.
12 Eylül 29 haftalık dünyaya geldi. Göz tedavisi olması gerekiyordu. Onun için de Kars'tan Erzurum'a sevk edildi. Kendi kızı da erken doğan Doktor Serhat Özkan, minik Eylül'ü bu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kızının da erken doğum olduğunu hatırlayınca prematüre hastasını yalnız bırakmadı. Yeni doğan uzmanı Serhat Özkan, minik hastasının tedavisi için Kars'tan Erzurum'a ambulansla geldi. Kars'ın Digor ilçesinde yaşayan Sibel Tayfur Kerekli çiftinin bebekleri 29 haftalıkken dünyaya geldi. Eylül adını verdikleri bebekleri sadece 1300 gramdı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde yeni doğan uzmanı Doktor Serhat Özkan kontrolünde yaklaşık bir ay hastanede yatan minik Eylül çeşitli tedaviler aldı ve yaklaşık 1700 gram oldu. Çocuk 29 haftalık 1300 gram doğdu. Akabinde bir aylık yatış süreci oldu bizde. Belli tedaviler aldı, büyüttük biraz. Şu anda 1700-1750 gram civarında. Eylül, prematüre bebeklerin gözünde körlüğe yol açabilecek ROP hastalığı olup olmadığının teşhisi için Erzurum'a gönderildi. İşte ROP muayenesi dediğimiz çok küçük doğan bebeklere yaptığımız bir muayenemiz var. Onu göz hekimlerimiz yapıyor. Onu da yapacak hekim burada, daha tecrübeli. Kendi kızı da prematüre doğan Doktor Özkan, Eylül'ü yalnız bırakmak istemedi. Evet, benim kendi kızım da 600 gram doğdu. Az çok bu hassasiyetlere vakıf biriyim. Dolayısıyla hani gelmem doğruydu bence. Anne Sibel ve Eylül'le ambulansla yolculuk ederek Erzurum'a kadar geldi. Yolculuk boyunca da Eylül'ün gerekli tedavileri almasına yardımcı oldu. Bir de uzun bir süreç gelecek, burada muayene olacak, tekrar geri dönecek, 7-8 saatlik bir süreç. O yüzden hani gelmem daha doğru olur diye düşündüm, o yüzden geldim. Eylül, Erzurum'daki göz servisinde muayene olduktan sonra Kars'a dönecek. Erzurum'un Horasan ilçesinde kafası cips poşetine sıkışan karga ne yaptıysa kafasını poşetten çıkaramadı. Ona özgürlüğünü geri verense yoldan geçen öğretmen oldu. Özellikle yoldan geçerken karşıdan bir cismi fark ettim. Yanına yaklaştım, baktım karga başına cips poşeti geçmiş. Hayvan aç kalmış olabilir. Aç mı kaldı yoksa kendince oynarken mi olduğu meçhul. Sözün özü ne yaptı, nasıl yaptı bilinmiyor. Kafasına poşet geçen karga kurtulmak için de epey bir uğraştı. Yardımına ise yoldan geçen bir öğretmen koştu. Erzurum'un Horasan ilçesinde öğretmenlik yapan Uğur Saygı yoldan geçerken hareket eden bir şey fark etti. Yanına yaklaştığında ise cips poşetinin içine girmiş bir karga gördü. Karga kurtulmak için bir hayli uğraşsa da poşeti çıkarmayı başaramadı. Ona özgürlüğünü geri verense Uğur öğretmen oldu. Kargayı kafasına geçen poşetten kurtardı. Sergilediği tutumuyla da izleyenlerden tam not aldı. Ya kediler tutup avlayabilirdi ya da arabalar ezebilirdi. Bu yüzden arkadaşlar duyarlı olalım böyle konulara. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğiyle artık temel tetkikler mesai saatleri dışında yaptırılabilecek. Yani gündüz imkan bulamayan vatandaşlar farklı zaman dilimlerinde muayene olabilecek. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen beyaz reform kapsamında yeni düzenlemeler uygulamaya girdi. Bu doğrultuda mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulüne başlandı. Beyaz reform kapsamında uygulamaya giren ek ödeme yönetmeliğiyle köklü değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerden biri de mesai saatleri dışında muayene uygulaması. Yani mesaisi dolan doktor beyaz reform uygulamasından önce hastaya hizmet vermiyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğiyle artık hekimler isteğe bağlı olarak hasta kabul yapabilecek. Ancak bu tetkikler sadece kan, idrar tahlilleri ve görüntülemeleri kapsıyor. Böylece hastanın temel tetkikleri mesai saatleri dışında yaptırılabilecek. Bu da beraberinde gündüz imkan bulamayan vatandaşlara farklı zaman dilimlerinde muayene olabilme şansını veriyor. Yeni uygulamayla vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlardaki sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Mesai saatleri dışında çalışan sağlık personeli bu hizmet karşılığında teşvik ödemesi alacak.
Uygulamanın yaygınlaşmasıyla polikliniklerdeki kapasitenin daha da artacağı bekleniyor. Şu an en çok muayene başvurularının yapıldığı alanların başındaysa dahiliye, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve psikiyatri alanları geliyor. Mesai saatleri dışında hizmet alımı için yine merkezi hekim randevu sistemi üzerinden işlem yapılabiliyor. Vatandaşlar istekleri doğrultusunda 182 arayarak da başvuru yapabilir. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ete zam iddiaları ile ilgili konuştu. Yardımcı yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor dedi. Kırmızı ete zam kapıda mı? Ete zam iddialarını Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı sonlandırdı. Yakın zamanda kırmızı ete zam görünmüyor dedi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı et ve süt fiyatlarına ilişkin konuştu. Osman Yardımcı yem ve süte destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Et sektörü, süt sektörü diğer muamillere göre en az zam alan gıda maddeleri. Bugün süt yemiyor hayvan. Bugün sığır fabrika. Bugün geçen sene 110 lira olan yem bugün 350-400 liraya dayandı. Tabii süte bugün 1 lira zam vermesine gerek yok. Sütü direkt 10 lira yapması gerek. Neden? Çünkü süt para ederse o hayvan kendini besleyebilir. Federasyon Başkanı Yardımcı et ve süt ürünlerine %35'e yakın zam geleceği iddialarına yanıt verdi. Vallahi kırmızı ette şu anda da zam yok. Pandemiden beri bu yana %30 bir zam yemiş. Bu büyük bir zam değil. Çünkü yeme %300 gelmiş. Geçen sefer 120 lira 130 lira arasında satıyorduk. Bugün 150-160 lira. Hangisi oluyor? Kıyma. Ha, kuşbaşı da 10 lira fazla veriyoruz. Fazla bir şey yok. Hele kuzu but 130 lira. Kuzu kol 120 lira. Artmamış ki bir şey. Kıyma? Kıyma 160 lira 150 lira. İki arada. Biri yağlı biri yağsız. Bu bir subkuratörlüktür. Yardımcı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni doğan buzağlara yaptığı aşıya da değindi. Yeni doğan buzağlarda bir hastalık varmış. Bunu kendi Tarım Bakanlığımızı bulduğu aşıyla 200 bin tane buzağı kurtarmışlar. Bunun 200 bininin önüne geçtiler mi? Bir daha 200 binin önüne geçtiler. 400 bin hayvan Türkiye'de dışarıdan besin materyali getirmemize gerek kalmaz. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarına 4 kez zam yapılmıştı. Sürücüleri sevindirecek haber bugün geldi. 13 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna indirim bekleniyor. Rusya-Ukrayna arasında 8. ayına girilen savaşın etkileri Brent petrol oranlarındaki dalgalanmalarıyla devam ediyor. Gün geçtikçe artan akaryakıt fiyatları son olarak motorine bir haftada 4. zamın gelmesiyle en yüksek seviyeye ulaştı. Yıl içerisinde gelen zamlarla birlikte 12,91 TL olan benzin 20,60 TL civarına, motorin ise 12,76 TL'den 28,50 TL'ye yükseldi. Sürücüleri isyan ettiren durum karşısında bir sevindirici haber geldi. Brent petrol 93 dolar seviyesinde belirlendi. 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 2,13 TL indirim geliyor. Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Ukrayna'da çok sayıda toplu mezar bulunmaya başladı. Son toplu mezar da Ukrayna'nın kuzeyinde bulundu. Ukrayna'nın liman kentinde toplu mezar bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgedeki kilit noktalar sürekli iki taraf arasında el değiştiriyor. Ukrayna ordusu 2 Ekim'de Rus güçlerinden geri aldığı liman kentinde toplu mezar buldu. Görevliler Ukrayna askerlerine ve sivillere ait 55 cesedi gömüldükleri yerden teker teker çıkardı. Çıkarılan cesetler arasında 1 yaşında bebek de bulunuyor. Mezarlıkta yapılan kazının ardından çıkarılan cesetler, adli tıp ekiplerince yapılan ön incelemenin ardından ölüm nedenlerinin belirlenmesi için torbalara konulup hastaneye götürüldü.
Ukrayna güçleri 2 Ekim'de yaklaşık 4 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan stratejik öneme sahip liman şehrini şiddetli çatışmaların ardından geri almıştı. Denizli'de öldürülerek yol kenarına atılmış bir kadın bulundu. Olayla ilgili kadının kocası gözaltına alındı ve gerçekler ortaya çıktı. Cani kocanın eşini önce fare zehiriyle öldürmeye çalıştığı, başarılı olamayınca da talihsiz kadını boğarak öldürdüğü tespit edildi. Fare zehiriyle öldüremediği karısını boğazını sıkarak öldürdü. Vahşetin adresi Denizli. Pamukkale ilçesinde yol kenarında elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış ve battaniyeye sarılmış bir kadın cesedi bulundu. Bu durum polisi harekete geçirdi. Kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan araştırma sonucunda cansız bedenin bir çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Nori'ye ait olduğu tespit edildi. Polis olayı aydınlatmak için soruşturmayı genişletti. Kadının kendisinden 8 yaş küçük kocası gözaltına alındı. Cani koca sorguda cinayeti itiraf etti. Çocuğun kendisinden olup olmadığı konusunda şüpheleri olduğunu söyleyen katil, aralarındaki yaş farkı dolayısıyla ailesinin de baskılarıyla eşiyle sürekli tartıştıklarını belirtti. Yine bir tartışma sonrası işe gitmeden önce eşinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp fare zehri verdiğini ve geri döndüğünde can çekişen eşinin boğazını sıkıp öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul Elazığ seferini yapan yolcu otobüsü Ankara'dan geçişi sırasında iddiaya göre lastiği patladıktan sonra yoluna devam etti. Sürtünmeden kaynaklanan kıvırcımlar otobüsü alev topuna çevirdi. İddiaya göre patlak lastikle yoluna devam etti. Lastikteki sürtünmeden kaynaklı kıvılcımlar yangına neden oldu. Yoldan geçen araç sürücülerinin uyarıları üzerine duran otobüsten yolcular tahliye edildi. Otobüs kısa süre sonra alev topuna döndü. Olay Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün lastiği Ankara'nın girişinde patladı. İddiaya göre sürücü yoluna bir süre bu şekilde devam etti. Önce gelirken tam Ankara'nın girişinde 2-3 defa durdu araba. Lastiklerin patladığını söylediler. Arka lastiklerinin. O şekilde ilerledik. Birkaç kilometre sonra sürtünmeden kaynaklı lastikler yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine park etti, yolcuları tahliye etti. Yolcular indikten kısa bir süre sonra alevler tüm otobüsü sardı. Aşağıdan otobüsün lastiği patladı. Ben de burada halı sahacıyım. Patlama sesine çıktım. Otobüsün sağdan soldan geçen araçlar ihtar etti, durmasını söyledi ama otobüs biraz daha gitti. Gittikten sonra altından ateşler çıkmaya başladı. İşte itfaiye gelene kadar da yani bayağı bir yandı otobüs. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs demir yığını haline dönüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kars'ta polis ekipleri zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında 10 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu maddeyle geçirildi. Polis ekipleri Kars'ta zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Bu kapsamda ekipler içerisinde 4 şüpheli olan bir otomobili durdurup arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda aracın tavan lambası içindeki bölüme gizlenen 453,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki zanlıları gözaltına alan ekipler genişletilen araştırmada bu kişilerle bağlantılı olanları yakalamak için 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda da duvara gizlenmiş bir miktar daha sentetik uyuşturucu, esrar, 3 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 56 fişek, hassas terazi ve suçtan elde edilen 23.660 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan suçlular tutuklandı.
Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.